Hanımefendiler, beyefendiler, günlerden çarşamba ve Zuhal Topal'la yemekteyiz de 75 bin liralık lezzet maratonunun 3. günü başlıyor. Bugün masalardaki yorumlarıyla dikkat çeken aslen Fethiyeli yarışmacımız Tursun'la beraberiz. Tursun'cum hoş geldin. Hoş bulduk Gürbüz. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Biraz heyecanlıyım. Sen nasılsın? Bomba gibiyim. Tursun'cum niye teksin bakayım? Ben tekim. Burada yalnız yaşıyorum. Erkek arkadaşım var ama çok işleri var. Tursun'un anlamı ne? Anlamı Umut. Babaannemin ismi. Babam koymak istemiş, koymuş. Ben memnunum aslında. Herkes garipsiyor ama. İsminle ilgili çok hassas olduğunu ilk günden söylemişti. Ya dalga geçirmesinden nefret ediyorum ya. Çünkü babaannemin ismi, değer verdiğim bir insan. Beni babaannem büyüttü. Yani el bebek gül bebek büyüttü beni. Şimdi hani ismiyle dalga geçince kötü oluyorum. Bu arada nereliydin? Ben Fethiyeliyim aslen. Ailem orada yaşıyor. Ben burada yalnız yaşıyorum. Sadece yanımda olan birkaç arkadaşım ve erkek arkadaşım var. Peki Tursun, Dursun'dan mı geliyor? Hayır değil, çok başka. Osmanlıca bir kelime, Umut demek. Tursuncuğum ne iş yapıyorsun? Hemşireyim. Şu anda bir huzurevinde çalışıyorum. Erkek arkadaşım oranın sahibi, ortağı. Güzel yani, yaşlılarla ilgilenmek hoş. Merhamet kazandırıyor insana. Onlar bizim her şeyimiz, geçmişimiz, geleceğimiz. Böyle tatlı zorlukları olan bir işi severek yapman takdiri hak ediyor. Kesinlikle. Çok seviyorum ben. Gelelim yemeklere. Bu yemek merakı nereden geliyor? Yemek, ben dediğim gibi babaannemle büyüdüm. O da yemek yaptırmayı, yemek yapmayı seven bir insan. Hep küçüklüğümden beri mutfaktaydım ve ailemden ayrı yaşadığım için bütün işleri kendim beceriyordum. Mutfaktan çıkmayı pek sevmem. Yemeklerle aram iyidir. Çok iyi, yani bir okulum yok, bir çalışmalığım yok ama çok iyi yaparım. Kendime bu konuda çok güveniyorum. Arkadaşların ya Tursun'un yemekleri çok güzel falan derler mi? Her zaman der. Hastanede çalışırken arkadaşlarım sürekli derdi. Tursun şunu yap yiyelim, Tursun bunu yap, gün yapalım falan. Yani gerçekten iyi yaptığımı düşünüyorum. Vallahi sen ve arkadaşların öyle düşünüyorsunuz da. Bakalım yarışmacılar ne düşünecek? Onları bilmiyorum ama eminim onları da dize getireceğim. Nasıl buldun rakiplerini? Yani yarışmacılar genel olarak çok fazla yemek bilgisine sahip olan insanlar değil. Bazıları sporcu, bazıları kasap ama ne yaptığı belli değil. Et uzmanıyım diye geçiniyor ama bugün görecek et uzmanı asıl kim. Yani bakacağız. Bu konuda gerçekten iddialıyım. Peki seni korkutan bir yarışmacı var mı? Hayır, hiçbiri beni korkutmadı. Kendi gününü oynadığın için dün Uğur'a 6 verdiğini düşünüyorlar. Buna ne diyorsun? Hayır, öyle bir şey yok. Öyle olsaydı Meltem Hanım'a da daha yüksek bir puan verirdim ama herkese hak ettiğini veriyorum. Yani Meltem Hanım'ın yemeklerini beğendiğim için 5 puan verdim. Beğenmediğim için 5 puan verdiysem Uğur Bey'inkini daha çok beğendim. Bir tık fazla olabilmesi normal. Yalnız salatası eksik olmasına rağmen 6 vermen dikkat çekti. Ben adaletli bir kadın olduğumu düşünüyorum. Ana yemek eksik olsaydı veya herhangi bir problem olsaydı ona göre puan verirdim ama salata çok da önemli değil. Yani adaletli bir puan verdiğimi düşünüyorum. Umarım sen bugün yemeklerinin hepsini bitirirsin. İnşallah. Bitireceğimi düşünüyorum. İddialı mısın? Gayet iddialıyım. Daha önce hepsini ben çok kez yaptım. Yani bir defa iki defa değil. Bu hepsini tek tek çok fazla yaptım. Yani bu konuda en iyi yaptığım yemekleri burada arkadaşlarıma sunacağım, yarışmacı arkadaşlara. Haftanın şampiyonu bugün belli olacak. O da ben. O kadar güzel yemek yapacağım ki hepsi tek tek parmaklarını yiyecek. Hadi o zaman bana menünü say lütfen. Menüm çorbam köz domates çorbası. Ardından ara sıcağımda köz salata ve yanında da fındık lahmacun yapacağım. Vay! Daha sonra ana yemeğimde de belen tava var. Yanında da meyhane pilavı yapacağım. Salatam mevsim salata. Mevsimde olan yeşilliklerle salata yapacağım. Ve tatlım da katmer. Bravo! Vallahi katmer açmak zordur. Umarım yetiştirirsin. Katmeri hazır yufkayla yapacağım çünkü daha çıtır oluyor. Bence o, yani ben bir usta değilim. Katmer ustası değilim. Pardon. Baklavalık yufkayla açacağım, yapacağım. Nasıl ya? Baklavalık yufkayla yapacağım. Vallahi çok üstüne gelecekler. Önemli olan tabii ki de lezzeti. Ben çok güzel orijinal bir katmer önlerine süreceğim. Yani kaç gündür görüyorsunuz ne yemekler yedik. Bir baklavalık yufkanın da hesabı olmaz. O zaman artık markete gidelim mi? Hadi gidelim. Bu arada çok şıksın. Çizmeler efsane. Bunları babam hediye etti. Şöyle bir bakayım. Baban çizmeci mi? Babam tabii ki de değil. İnşaat ustası ama çok zevkli bir insan. Babana bizden sevgiler. Çok seviyorum onu. Artık markete gidelim mi? Hadi gidelim. Hazır mısın? Çok hazırım. Bomba gibiyim. O zaman başlıyoruz. Hazırım. Koş Tursun, koş. Menüsünü genel olarak çok fazla aslında et var. Lahmacunun etini zırhlaması gerekiyor.
katmer yiyeceğiz. Katmer ağır bir tatlı. Yemek çok ağır bir tatlı. Çünkü yağlı ve sebzeli bir yemek. Meyhane pilavı yanında katmer falan bence çok fazla. Açıkçası genel olarak menüsü benim önümün yanından geçeceğini düşünmüyorum. Çok net. Ama işte ben bir koz verdiğimden dolayı bir şey de söyleyemiyorum bu konuyla ilgili maalesef. Umarım yetiştirebilir ama pek yetiştireceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü iki tane uğraşı var. Biraz zorlanabilir. Tursun Hanım'ın bu yaptığı menü, benim yaptığım yemeğe karşılık, benim yaptığım menüye karşılık tırıvır. Gerçekten tırıvır. Bence Tursun Hanım bugün bu yemekleri yetiştiremeyecek. Mutfağı terk edecek. Karma karışık bir menü. Geçişler çok kötü. Ürünler çok sıradan, çok sıradan. Yani normal yaşantımızda biz bunları tabii ki evde çok severek tüketiyoruz ama artık yani işte mercimek çorbası, ezogelin çorba, domates çorba, yani risk al. Kazanamasan da olur, risk al. Risk yani. Ve marketteyiz. Gel bakalım Tursuncuğum. Neyle başlıyoruz? Sebzelerle başlayalım. Hadi başlayalım. Heyecanlı mısın? Bugün çok heyecanlıyım ya. Kendi günüm olduğu için sanırım. Yoksa sen de mi Meltem gibi yemeklerini hiç denemeden geldin? Hayır, ben hepsini daha önce çok fazla yaptım. 2,5 saatte yetiştiririm diyorsun yani. Ben hepsini 2 saate olmadan bitiririm diye düşünüyorum. Patlıcan tamam. Seni babaannen mi büyütmüştü? Beni babaannem büyüttü. Yani babamla birlikte yaşıyorduk ama. Peki ya annem? Annemle babam ayrılmış. Ha, sen babanla kaldın. Babamla kaldım ben. Babaannem de bizimle birlikteydi. Bunu mutfakta ayrıca konuşuruz istersen. İyi olur. Maydanozun ardından diğer yeşilliklerini de alıyor hemen yarışmacımız. Sence menün iddialı mı? Bence menüm diğer gördüğümüz 2 gün boyunca yapılan menünden 1000 kat daha iddialı diye düşünüyorum. Yalnız katmeri de sen açsaydın daha iddialı olurdu sanki. Evet, açsam iyi olurdu ama ben evde gerçekten çok denedim. Olmadı mı? Olmuyor çünkü çıtır çıtır, istediğim çıtırlığa ulaşmıyor maalesef. Soğanı ve mor lahanayı da aldık. Sebzeler tamam mı? Evet, manav bitti. Hadi gel o zaman şuradan yağını falan al. Ay, sen biraz ağır mısın acaba? Hayır, tabii ki de değilim. Emin misin? Evet. Bu arada evden bir şey getirdin mi? Kendim evden getirmedim bir şey. Yani tabak, çanak hepsini oradan kullanacağım. Ay, buna laf etmezler umarım. Etini falan da mı getirmedin? Etimi de buradan alacağım. Peki et uzmanımız Yasin eti kendi getirir mi dersin? Ben ondan öyle bir şey bekliyorum. Sonuçta kasap. Et uzmanı olduğunu söylüyor. İnşallah getirir. Yağın ardından bulgurunu ve içeceklerini de alıyor hemen yarışmacımız. Bence Tursun Hanım ölüm uykusuna dalmış. Ama böylelerde biraz sessiz su gibi, fırtına gibi söz konusu kendilerine gelince böyle var ya, bir anda aslan oluyorlar. Saldırgan oluyorlar. O yüzden bence savunmaya geçince Tursun Hanım çenesi susmayacak. Bugün eğer Tursun Hanım uykusundan uyanırsa şayet bir kaplan gibi inan ki hepimize saldıracak. Yarışmacılardan en çok kimi sevdin bakayım? Yarışmacılardan yani sevip sevmemek çok da önemli değil diye düşünüyorum. Hepsi bir öyle bir böyleler yani. Kimin ne dediği belli değil. Hadi ya, hiçbirini sevmedin mi yani? Hiçbirisinin. Yani verdikleri puanla söyledikleri hiçbir şey tutmuyor. Hadi hemen etini al bakalım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Ben belen tava yapacağım. Ona uygun güzel bir et istiyorum. Yumuşak olsun. Şimdi belen tava yapmak için bir kuzu eti mi, dana eti mi? Dana eti. Dana etinden belen tava olmaz. Geçtik bir. Ama oluyor, niye olmasın? Orijinali kuzu. Ama kokmasın diye düşünüyorum şu an ya. Sen bilirsin. Tavsiye. Kokar. Kokmasın. Dana eti olsun. Dana eti olsun. Evet. Ne kadar olsun? Yarım kilo. Yarım kilo. O zaman şöyle yapacağız. Güzel bir bonfileden vereceğiz. Güzel olur. Yumuşak olsun. Yumuşak olsun. Lezzetli olsun. Evet. Şimdi kuyruk yağı koyacağız mı? Hayır. Yok. Kuyruk yağına ama gerek yok. O zaman belen tava olmuyor ki o. Tursuncuğum, Hakan Usta belen tava kuzu etiyle olur diyor. Sen nasıl bir et istedin? Ben kokmayan, yani çok fazla yağ olmasın. Kuzu eti kokuyor çünkü, ağır olur. Belen tava Hatay yöresine ait kuzuyla beraber yapılan ve içerisinde kuyruk yağının kokusu olan bir ettir. Peki sen ne istiyorsun? Ben kokusuz, yağsız. Peki. Yani kuyruk yağsız. Vallahi Hakan Usta tecrübeli bir kasap olarak uyarısını yaptı. Şimdi son kararın dana eti mi? Dana. Hakan Usta belen tavanın etini hazırlarken biz de alışverişe devam edelim. Benim günümde etin benim doğradığıma çok takılmıştı Tursun Hanım. Bakalım kendi gününde de
kendi mi doğrayacak yoksa kasaba mı doğratacak etini çok merak ediyorum. Ben antaba dediğim şey tamamen et sote tarzı diyelim buna. Sadece içine arpacık soğanları var. Yani bu şekilde bir yemek. Basit bir yemek, tava yemeği diye geçiyor. Yani zorlanacağını düşünmüyorum. Baharatların ardından baklavalık hazır yufkasını alıyor hemen yarışmacımız. Ay, son 3 dakika. Koş hemen kaymağı al. Acil. Bak Hakan Usta etleri hazırlayıp bırakmış. Etlerimi de hemen alayım. Etler istediğin gibi olmuş mu? Biraz büyük olmuş ama neyse ben ayarlayacağım. Katmer için kaymağını da alan yarışmacımız hızla diğer eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Ay, süren bitiyor. Son 1 dakika. Hadi hemen al şu cevizi. Hayır, cevizi ne yapacağım ben? Benim cevizim yok. Beni de şaşırttın. Bir dakika, Antep fıstığı. Ekmeği de aldık ve son 5 saniye. Koş hadi koş. Son 3, 2, 1. Süren bitti. Üzgünüm, olmadı. Nasıl olmadı? Ya en az bir tanesini kasaya koyman lazımdı. Ama birden sonra saniyeler var. Ya zaten şaka ettim. Daha 3 dakikam var. Yemin et. Ya süren akıyor. Hadi koy hemen şunları kasaya. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar tuttu alışveriş? 1707. Ooo, bütçeyi de arttırdın. Fişini de al bakalım. Teşekkür ederiz. Hadi şimdi doğru yemek yapmaya.